Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Sevgiyle selamlıyorum sizi arkadaşlar. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyor. Salı günü yapacak olduğum bu videoya başlıyorum. Melihasınız salı cuma yapıyorum. Allah'ın selamını size gönderiyorum ve Allah'ın izniyle bir videoya başlıyorum. Çünkü dolu dolu şeyler şurada bir şey alacağım yanlışlıkla alamadım onu. Başlamadım ne alamadık. Evet aldık. <laughs> Neydi bu? Dolu. Dostlarım. Şimdi öncelikle bir tane yaptım 12 dakika. 12 dakikada biraz böyle sört girmiştim. Vavuu falan dedim. Olmadı. Yakışmadı bize. Yapmayalım şimdi dedim. Sonra bir tane yaptım. Demin bitirdim. Atacağım baktım 56 dakika. Çok geniş. Bir sürü bir şey anlattım orada arkadaşlar. 56 dakika dedim. Ben bile baktım dedim ya. Bu 56 dakika olmaz. Şimdi füze önüme de saati koydum. 11 çeyrek geçiyor şimdi. 20 dakika 30 dakika yapayım. 56 dakika fazla. Hani benim için fark etmez. Güzel şeyler anlatmıştım size ama 26 dakikayla, 30 dakikayla sınırlamaya çalışayım. Hemen konularımızı söyleyeyim size. Söyleyip de vakit geçirmeyeyim ya. Başlayayım. Konya spor maçından başlayayım arkadaşlar. Geçen size söylemiştim. E, Monaco maçında çok iyi oynadık diye. Belki de Sezon'un en iyi maçlarından birini oynadık. Konya'ya karşı. ve Ligin en e, dirençli takımı. Maçın bitimine kadar şeyi kovalayan kısıtlı kadrosu olan bir takım. Bunu ta haftalar önce size söylemiştim dostlarım. Ve öyle oldu. Fakat buna rağmen hayret edici bir durum oldu. Ya biz iyi oynadık. Herhalde iyi oynadık yani. Çünkü o kadar kötü oynadılar veya o kadar kötü oynattık onları ki biz baskıyla Trabzonspor ilk yarıda inanılmaz bir futbol oynadı. Ve son saniyede şanssızlığından golü yedi. Yani 2-0 bitirebilseydik sahaya daha bir moralli gidecektik. Halbuki iki grup bitti. Onu da şöyle bakmak lazım. Polyanlacık yapalım. Uyardı yetkilileri ki ya, yani öyle 2-0 öndesiniz siz oynuyorsunuz da bu iş bu kadar kolay değil. Anlatabildim mi? Yani şunu da şöyle çekin belki sesim daha iyi gelir size. İyi oynadığımız bu maçı berabere bitirdik. Dostlarım. Bitti diye sağa sola dağıttım şeyler de. Berabere bitirdik. Berabere bitirdik de ne oldu biliyor musun? Çok üzgünüm. Berabere biter maçlar. Ya yani inanılmaz derecede inanılmaz derecede bizim şampiyonluk şansımı dibe vurdu. Yani geçen sene Trabzonspor'un Malatya başından başladığı o çıkış, geçen sene yaptığı rakiplerin yaptığı ne aynısını Fenerbahçe bu sene yapmaya çalışıyor ki yapıyor. En yakın rakibini 5 puan geçti. 4-4 29, 24, 24, 23, 22, 22, 21. Ya şimdi 7 puan farkımız var. Arkadaşlar. Moralimiz, benim moralim bozuldu. Dostlarım. Şampiyonluk şansımız gitti mi? Gitmedi. Nasıl e, şampiyonluk şansımı tekrar diriltebiliriz? Biraz sonra anlatacağım size arkadaşlar. Yalnız e, takımımızın iyi oynadığını, dört tane stoper ağırlıklı savunmayla çıktığımızı, bunun kötü bir şey olmadığını, iki tane stoper savunma ağırlıklı olanların beklerde de oynayabileceğini, zakibe göre böyle bir çıkmanın avantajı olacağını, bir bekimizin formsuz bir bekimizin cezalı olmasının bunu gerektirdiğini olabilir ama benim için bu dörtlü önünde oynayan adamın yanlış adam olduğunu düşünüyorum. Gima Ben'in. Kima Ben'in Trabzonspor'da oynamayacağını, oynayamayacağını da düşünüyorum. Fakat ben çok eskide kalmış bir adamım. Şu içeriden geliyorum. Turgay Semercioğlu ve şimdi bizim Serkan Alpayrak. Konuşuyorlar. Diyorlar ki son 3 hafta ninesi gibi ben çıkarken kafaya duvara kafa attım. Hey, gideyim dedim konuşayım dedim. Hasan bozulmasın iyice. Ben bakış açımın doğru olduğunu düşünen insanlardanım. Niye? Ben sene dedim İspanyol Hüseyin, İspanya'nın Hüseyin'ini aldık geldik dedim. Bazı arkadaşlar dedi ya yap etme. Barcelona altyapısı, bilmem ne altyapısı, bilmem ne altyapısı. Sen iyi olur. Altyapıda, altyapıda, altyapıda. Gidin piyasaya binlerce, on binlerce Trabzonspor altyapısı futbolcusu var. Bırakmışlar. Konuşun ben altyapıdan yetiştim. E niye topçu olmadın? İyi topçu olmadın. Trabzonspor'un altyapısında yetişmek güzel bir şey ama herkes altyapıda yetişiyor diye çok iyi bir futbolcu olmuyor. Bakın ben bu stoperde boyunun kısa olduğunu, çok açık verdiğini, basar gibi yaptığını ama bütün açıkları oradan verdiğimizi dedik dedik dedik. Bu gazete benim değil. Sahibi de ben değilim. Yazan da bilmiyorum. Bakın arkadaşlar yanaştırayım. Okuyacağım size. Trabzonspor son haftalarda yediği gollerdeki bireysel hatalar dikkat çekiyormuş. Sezon başında büyük umutlar transfer edilen Mark Batra'nın gol yenilen son 5 maçtaki bireysel hataları ve arkadan oyun kurarken kaptırdığı toplar yanı sıra tam demdeki Hugo ile uyumsuz öne çıktı. Ben size demedim mi ki Hugo'yu da bitiren Batra, Denzville'de bitiren Batra, e de bitiren Batra. Uzun top atıyor, uzun top atıyor. E şimdi ben Gima ben konusunda da aynısını söylüyorum. Yani bugün gün bir tanesi de yazar. Orada Siopis oynasaydı bu maçı vermezdik. Neyse. Verdik vermezdik önemli değil yani. Benim de işim değil. Ben 30 milyon euro falan almıyorum. Ben size konuşuyorum. Nasıl şampiyonluk şansımız artar arkadaşlar? Bununla artar arkadaşlar. Bu nedir? Bir FIWOOD'da sordum arkadaşlara da. Dedi ki işte hizmet etmiş eski efsane futbolculara ve işte değerli futbolcu kardeşlerimize falan. E, Arşiv kurulunun, müze kurulunun verdiği bir şeydi. Bu çok değerli. Bakın bu değerli arkadaşlar. Bu sizin için değerli. Bu nedir arkadaşlar? arkasına da yazmışlar Serdar Bali. Bu nedir ya? Bu nedir biliyor musunuz? Şu. Şurası var ya. Koydum kafamı formanın içinde Serdar Bali oldu. Önemli olan bunun içindeki kafa değil. Önemli olan sizin için bu renktir. Budur bu. Bunun arkasında durmanız lazım. Benim arkamda durmanız lazım değil. Turgay'ın, Şenol'un işte oranın haminin o günün Lemi'nin, Ünal'ın falan işte Şota'nın motorun arkasında durma, durmanız değil. Bunun arkasında duracaksın. Bakın hep saydıklarımız yatlara gelip geçti. Vakayeme gelip geçti. Yakarak gelip geçiyor bu futbolcular. İyi futbolcular için. Ama kalan kim? Kalan bu. Bunun arkasında durmanız lazım. Bunun arkasında durursanız buna destek verirseniz Trabzonspor şampiyonluk yarışına girer arkadaşlar. Fuarda da vardı böyle kafayı koyarsın. Önemli olan bunun içindekinin kimliği değil. Önemli olan bu. Bu bana bir değer katar. Ama ben de oynadığım müddetçe bunu yukarı çıkartırsam ben de ona değer katarım. Bu koltuk değerli bir koltuk. TFF Bölge Müdürlüğü değerli. Çok değerli bir koltuk. Bu koltuğun gücü var. Bu koltuğa oturup da sadece bunun gücünden faydalanırsan kalktığın zaman Sudan çıkmış balık olursun. Ben de buraya bir değer katıyorum. Yaptığım hizmetlerle, ilişkilerimle bu bölgede. Background'umla. Yani ne oluyor? İki tane güç birbirine değer kazandığı, kazandırdığı için devamlı büyük oluyor. İşte bunun içindekiler önemli ama önemli olan formadır. Ve siz taraftarlar olmazsanız bu forma bir işe yaramayacak arkadaşlar. Söyleyeyim size. Siz bunun arkasında duracaksınız. Biz niye geçen sene bugünden itibaren geçen sene Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yaptığı çıkışı yapmayalım? Ne kaybettik? Moralimiz bozuldu. 6 galibiyet, 4 beraberliğimiz var. O beraberliklerin iki tanesi galip gelmiş olsaydı aynı puandaydık. Ama buradan yarışa çıkmayacağız. Biz kötü oynuyoruz. Biz maçın içerisinde bu maç çok iyi diyoruz değil mi? Bizim bu maçı iyi oynadık diyoruz ya. ya. Diğer maçları seyredin arkadaşlar ya. Nasıl mücadele ediyorlar? Nasıl mücadele ediyorlar ya? Hatay Spor Be ba Başakşehir maçını seyrettiniz mi? Fenerbahçe-Sivas maçını seyrettiniz mi ya? ya penaltıyla yendiler onu ya. Yani bölge müdürüyüm ya TFF'de çok şeyleri konuşamıyorum. Bakın dün akşamki penaltı pozisyonumuzu konuşalım. İptal edelim. Bu kadarını konuşabilirim. Çünkü futbolum vardakinin ve hakemin e, bunu görmesi lazım. Bart, Mark kardeş 18'in içerisinde topu göğsünden aldı mı? Bakın. Şu top. Bende de bir top vardı da unuttum getirmeyi. Şu top bana vurdu mu şuraya? Eğer şu topu böyle bakın. Bakın. Bu, bu kayıyor. Bu burada kalır. Bu burada kalır ve buradan aşağı düşer. Bakın arkadaşlar. Buradan aşağı düşer. Buradan aşağı düşmez. Düşmez arkadaşlar. Buradan aşağı da düşmez. Şöyle yaparsan buradan aşağı düşer. Çünkü açısı aşağı doğrudur. Şimdi peki ne oldu? Mark da böyle göğsünü yaptı. sağ yanaştı. Top da sağ taraftan eline düştü. Düştü mü? Eline vurdu. Vurdu. Niye vurdu? Penaltı var orada. Arkadan Mark Bartra böyle yaparken şu sağ tarafa uzanan kol rakip kolu onu aşağı doğru bastı. Boynun aşağı doğru iyiydi. Ve Mecbur kaldı. Sağa doğru inmeye top buradan aşağı indi. Bir kere orada penaltı diyeceksin. Vermedim mi? Eli de vermeyeceksin. Ya bunu göreceksiniz kardeşim. Görmek zorundasınız. Sizin verecek olduğunuz penaltı ile Trabzonspor kazanacaksa kazanmasın. Ama bir penaltılık pozisyonsa penaltı pozisyonu vereceksiniz. Bunu geçen yıl veriyordular arkadaşlar. Bakın. Oraya da bir ufak şey yapayım. bu kadar konuşabiliyorum. Yani orada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şimdi arkadaşlar dün akşam üçüncü penaltımızı atıp galip gelme ihtimalimiz olurdu. Ama atamadık. Sağının yıldızı Tereza Gey'di. Savunmamız iyi oynadı. Savunmamız Mark Butler'ın ilerleyen dakikaları verdiği açıkların haricinde iyi oynadı. Marek çıkana kadar iyi oynadı. Son 3 haftanın in yararlı futbolcusu Abdülkadir'dir. Sakatlandı. Abdülkadir her ne kadar yavrum ileri git, ileri git diyorsak da Abdülkadir e, şeyde orta sahada bir güç. Hem Türk hakkında onu kullanıyoruz hem de bastırıyoruz. Yusuf oyuna giriyor. Onu sonra söyleyeyim. En sonunda bir şey isteyeceğim sizden de arkadaşlar. Yani bizim takımımız, futbol takımımız e, şey değil. Geçen seneden daha zayıf. Bunu şey etmek için söylemiyorum arkadaşlar. Şuraya yazdım. Bakın. Devre arasında ilk devre arasında bakasitesi Hugo'yu, Berat'ı, Diabete'yi, Flavio'yu, Trotsen'i almışız. 6. Geçen sezon Cornelius'u, Vizca'yı, Tahay'ı, Siopis'i, Emran Gedikli, Enis Destan, Yusuf Erdoğan, Kazım, Batuhan Kör, Pukaş, Koyuta, Köybaşı, Hamsik, Perez, Cervinho, Dorukan Kovacsi 17. Bu sene Mahmut Tereze, Eren Elmalı, Enis Parti, Maxi Gomez, Umut Bozak, Mark, Mark Batra, Doğucan Aspolat, Montero, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Naci Ünver, Lassen, Denzvil. Denzvil vardı zaten. Bir de o geçen sene söylemi Denzvil demişiz. 13, 17, 30, 36 tane futbolcu almışız. Dostlarım 36 tane. Ya 36 taneye birer milyon euro versek ki bazıları gençlere vermiyoruz. Ama bazılarına da 2-3 milyon euro veriyoruz. Mesela Umut Bozon bon servisi 3 milyon euro. Bon servisleri de saymıyorum. 37 milyon euro. 37 ile 2'ye çarpsan 740 trilyon lira. 740 trilyon lira. Bunlarla 4 senelik 5 senelik anlaşmayı imzalamışsınız. 740 trilyonu 5'ten çarpsan 3,5 katrilyon. Sen, sizin anlayacağınız dilden bana eski dil konuşmayın diyorsunuz. 3,5 milyar lira. Ödemesi gereken taahhütü var Trabzonspor'un ya. Batmış. İstanbul'dakiler hepten batmış. Ayakta kalan sağlam kimse yok aslında bütün kulüplerin ya. 500 milyon 500 500 trilyon lira borcu olan şey bir bir alt ligdeki ve aşağıdaki takımlar battık diyorlar. Biz 2 2 trilyonlardan 2 milyar liradan gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın bu transferlere ben size ne dedim kardeş? Dün akşam gol attı bize. Hatay'ın diyor, Konya'nın santroforu. Bizim Maxi Gomez'lere şunlara bunlara ihtiyacımız yoktu arkadaşlar. Onu alabilirdik. Dün Başakşehir maçında seyrettiniz mi? Münir bir ver kaç yaptı. Malatya'daki topu kesti gol attı. Onu alabilirdik. Bugün almamız gereken sabit onu onur diyor onu alabilirdik. Ya yani bizim Brezilyalara, Arjantinlere, Uruguaylara gitmeye gerek yok diyorum ben. Ben öyle diyorum. Yanlışım. Ben Serdar Bal öyle diyorum. yani belki de yanlış diyorum. Onu da bilmiyorum. 13 dakika oldu. Yani da yarış ediyorum arkadaşlar. Uzun yapmak sizi sıkmak istemiyorum. Mesela ben bu kanalı 2020'de kurmuşum. Buraya not aldım. 14 Aralık 2020'de kurmuşum arkadaşlar. Ve orada birkaç tane geyik muhabbeti ettikten sonra tele çıkartın formalarınızı şampiyonluğa gidiyoruz bu sene naftalin kopması bu sene şampiyon olacağız bu kadro şampiyon olur diyordum bir yıl evvela yapılanları gördüğüm için netice itibaren olduk ve biz bu süre içerisinde ee, ne yapmışız geçen sene bu, bu sene dahildir bir şampiyonluk kupası bir süper kupa bir türkiye kupası almışız iki buçuk yıl içerisinde iki buçuk yıl içerisinde şampiyon kupayı almışız kim almış yetkili kişi ona nasip olmuş 37 yıl sonra 96'da olmamış yapana. 2011'de yarım yamalak görüyorsunuz UEFA'nın şampiyonuyuz. O da olmamış. 2005'te yemişler. 2019'da alamamışız. Ünal'dan sonra Hüseyin elimizden alınmış. Alınmış arkadaşlar bunlar böyle. Biz hata yapmışız. Ama bir dahaki sene yetkili kişi şey olmuş. Ee, sahip olmuş. Efendim ee, falan. Ya bu sene kötü gidebilirsin. Her sene şampiyon olmak zorunda değiliz. Kurarsın iyi bir takım. İki sene sonra şampiyon oluruz. Zaten 3 yıllık anlaşma yapmış herkes herkesten. Tamam mı? Ama bu 37 tane futbolcu ben almadım ha. Arkadaşlar. Bunların oynatmadan geri verdiklerimiz var. Bilmem ne ettiklerimiz var. Alınmış. Şu anda yine alınmak için sağda solda geziliyor. Dostlarım geziliyor diye kızmıyorum arkadaşlar. Veya da kızmaya hakkım yok. Ben size konuşuyorum. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya sizden bazı ricalarım olacak bu şeyi söyledikten sonra ee, bu içi boş bordo Borda Mavi. Şimdi bu kupalar alınıyor iki buçuk yıldır değil mi? Ha ha ha. <laughs> Harika bilmem ne alkışlanıyor biz met ediyoruz falan. E şimdi 21-22 puanımız var. Biraz geride kalmışız. Olsun. Üçüncülükte, beşincilikte, ikincilikte şereftir bu ligde. Herkes birinci olacak, herkes düşecek diye bir şey mi var? Bir mücadeledir. Ama bu mücadeleyi geçen seneki takımımıza hiç transfer yapmasak bunu zaten elde ederdik. Bundan daha iyisini elde ederdik. Biz daha iyisi olsun diye yanlış yaptık. Dostlarım yanlış yaptığımızda orada pardon diyebiliriz pardon demenin kimseye faydası var mı? Yok. Ama elimizdeki kadro ile bu pardondan daha iyi neticeler alabiliriz. Dört beraberliği almayabilirdik. iki mağlubiyeti almayabilirdik. Almayabilirdik abicim. Doğru dokunuşlarla nasıl ki Monaco maçında 1-0 galip duruma geçti. Kendi galerilerle ikinci yarı yetkili kişinin doğru dokunuşlarından takımı galip getirdi, duruma getirdik. Bu doğru dokunuşlar yapılabilir. Doğru 11'ler çıkılabilir. O kötü oynadığımız maçta ki hafta haftadan sonra oyuna Siopis'i soktuk ya. Siopis Monaco maçını nasıl oynadı? Siopis'e düşen Trabzonspor'da niye sadece Siopis'ten ayakta kalıyor diye de kar alıyorum. Ne demek yani Siopis? Bir Trabzonspor Kosovo cami bir Siopis CWP's, Siopis'e niye muhtaç kalsın diye düşünüyorum. Ama öyle. Gibabim bu takımda oynamaz. Yemin ediyorum kardeşim al kardeşim eline. lira alacağım var. Şunu al git. Kiralık biraz nereye gidersen git. Oynamaz kardeşim. Yanlış transferdir bana göre. Tekniği vardır. Futbol bilgisi vardır. İngiltere'de oynuyordur. Aldığı topu iyi kullandırıyordur. Bana rakipten top alacak adam gerekti. Ben bunların hepsini biliyorum. Salak değil mi? Siz, siz değil. Dışarıdaki insanlar bana çok. Siz niye beni çok eleştirmiyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Size niye diyorum ki bunun arkasında durum biliyor musunuz arkadaşlar? Gırgır demiyorum. Bak e, haftalardır 9700-9800 üyede şey ediyorum. 10 bine bir şey kalmadı. Size bir şey dediğimi duydunuz mu? Arkadaş diyor ki helal olsun sana abi yalvarmıyorsun. Niye yalvaracağım bana abone olun diye ya? Siz nitelikli kişilersiniz. Dediğimi anlıyorsunuz. Ve dediğimi anladığınız için ben size böyle o hayattan tecrübe eden bazı şeylerden anlatıyorum, söylüyorum. Bu önemli. Bunu da size anlattım arkadaşlar. Bunu anlayacak olduğunuz için anlatıyorum size ya. Ya lütfen şunu yapmasınlar arkadaşlar. Etrafınıza söyleyin. Sizin içinizde de var maalesef. Niteliklisiniz ama Yusuf oyuna giriyor. Sağ açıkta. Sağ açıkta sol beke geliyor. Türk hakkından dolayı mecbur değiştirecek. Hocanın eli kolu bağlı hocaların. Son dakikada 2 2yiz gol atmak istiyoruz. Gol pozisyonlarımız var. Penaltımızı vermedi. Verdi geri aldı. İşte bir sürü aksiyonlar oluyor. Onlar da geliyorlar. Gelemiyorlar artık. Yani Konya gibi ki takım gelemiyor. Ve biz başladık. Birinci bölge, ikinci, üçüncü bölgeler var ya anlatılıyor size. Dümenden. Birinci bölgeden iki bölge, geçiş takımları var ya. Geçiş takımları, makineleri kalktı. Uçağın iniş takımları açıldı. Hatta uçağın iniş takımları da değil. F-35'lerin, F-16'ların, kuşların İHA'ların, SİHA'ların iniş takımları açıldı. Geçiş bölgeleri yok. Direkt gidiyoruz. O arada bunları da katayım işte. Yani bilgi sahibi olduğumu anlatırım. Sevap olsun. Yusuf topu kesiyor. Orta sağdan, şey sol taraftan kaleye ki kafayla gol atalım diye bir tane kesti önde adam kesti topu. Bir daha kesti. Dakikalar gidiyor. Yusuf'a bir top daha geldi. İstiyor ki iyisini yapayım. Ben görüyorum ya ben oynamışım ya. Ben yaşamışım onlarla. O milletin uğultusunu ben duymuşum ya. Bir vücut çalımı attı. Rakip gene önlü kesti. Bir vücut çalımı attı. Rakip gene kesti önlü. Baktı ki bu rakip beni geçemiyorum ve atmam lazım. Orta atacak. Orta atarsa önündekine çarpacak diye daha geniş kavisle atayım da dedi. Topa falso vereyim, altı pasa düşüreyim dedi. Çarpmasın takımını sevdiği için, Trabzonsporlu olduğu için topu kesti, iyi falso veremeyince kaleci çıktı aldı. Uu! Bultu. Dernekte arkamda maç seyrediyorum. Ben seyretmiyorum maçları biliyorsunuz. Dernekte seyrediyorum. Ya orta atıldım dedim sinirlendim, kalktım ya. Vurdum elimi yere ya. Ulan sabahtan beri Bart'ta topu rakip atıyor dedim. Bu Yusuf attığı zaman mı konuşuyorsunuz dedim ya. Yuh sesini duymuyor musunuz dedim ya. Ayıptır dedim ya. Ya ayıptır ya. Yusuf kalitesi olmayabilir. Yusuf Trabzonspor'un futbolda oynayacak kapasitesi olmayabilir. Olmayabilir olmayabilir. Kim aldı bunu? Alan kişiyi seviyorsunuz. Alan kişiye konuşmayın diyorsunuz. O zaman Yusuf adıysa alan kişiye saygı koyun. Sokan kişiye saygı koyun. Bu çocukları yemeyin bitirmeyin ya. Bu maç Yusuf'un yüzünden beraber kalındı. O attığı kötü ortayla mı ortaya kaldı? İyisini atmak istediği için kötü atıyor. Atar topu havaya gider. Ben bana çeksin gitsin der. Arkadaşlar yani siz bunun peşinde olun. Arkadaşlar siz bunun peşinde olun. Etrafında bulun. Bunun içerisinde buraya Serdar'ı kafasını koysan. Yattaran'ın, Fatih'in, Hami'nin, Gökdenizin şunun bunun kafasını koysan Vakıeme'nin kafasını. Vakıeme gitti bu forma duruyor. Sadece acı çekiyoruz. Vakıeme olsaydı, Serdar olsaydı, Ahmet olsaydı, Mehmet olsaydı diye. Ama bunun sevdası duruyor. Bu bir sevdadır. Bunu dolduracaksınız. Bunun içinde Yusuf olsa ne olur, ne olmasa ne olur. Forma kutsaldır. Bu, bu forma bazen futbolcuyu büyütür, bazen futbolcu da bu formayı büyütür. Büyütemeyenler zaten çekip gidiyorlar arkadaşlar. Dostlarım, gri futbol oynamışız arkadaşlar. Bu maç griymiş. Geçişten griye geldik, iyi oldu. Ve antrenörlerimiz de maçtan sonra dedik ki, yani başka bir takım antrenörleri. <laughs> Abi ne yapacaksın ya? Deli olmak istediyi. Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık dedi ya. İstemedik bir mağlubiyet almış arkadaş. Ya mağlubiyet istenir mi ya? Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet almışız. Mağlubiyet istenir mi? Allah'ını seversiniz arkadaşlar, yapmayın ya. Böyle bir şey olur mu ya? Gri futbol olur mu ya? Niye çok sakatlık veriyoruz arkadaşlar? Ben bunu çözemiyorum. Trabzonspor sakatlık veriyor, veriyor, veriyor. Taç hocası, taç antrenörü alındı. Nerede mesela? Yeyişmeler oluyor ya. Taç antrenörü nerede? Yani bütün takımlarda. Bizim için demiyorum. Taç antrenörü diye bir dümen tutturmuşlar. Taç antrenörü. Ne oluyor taç antrenörü ne yapıyor? Uzun topu atmayı öğretiyor. Öndireye korner gibi atalım mı falan mı diyor? Ve benim ricam yetkili kişiden onların ilgili daha konuşmayacağım da yetkili kişiden maç sonunda rica ediyorum. Ben de dinliyorum bakayım beni sevdiğim takımın önce diye. Rakip takımı anlatmayı bırakın. Ben salak değilim. Ben rakip takımın ne oynadığını, nasıl çıktığını, geçmişini, bilmemesini biliyorum. Biliyorum arkadaşlar ya. Ben Ağzından bizden ilgili ne yaptık, ne yapamadık, ileri dönü ne yapacak duymak istiyorum. Rakip takımı ne yaptığı beni ilgilendirmez. Ben ders alacak öğrenci değilim. Bu dışarıdaki dinleyenler de ders alacak öğrenciler değildir arkadaşlar. Kendimizi toparlamamız lazım. İstanbul'un milyon dolarlık villalarında başarısızlıkları başkalarının üstüne yıkmamak lazım. Yıktığın başarısızlıkları ki bana göre çok başarısızlık yok. Başarısızlıkları yıkmaya çalışırsan o zaman o yıktığın insanlar der ki biz şampiyonluk kupası, süper kupası ve Türkiye kupası alındığı zaman da buradaydık. İyiyse sizin, kötüyse bizim olmaz. Suat abinin çok güzel bir şey vardı. İskender bunu anlatır. Taktiği verirdi. İskender de geldik bir araya gülmek için derdi ki galip gelirsek ben mağlup olursak siz <laughs> İskender'de de Galibiyetlerde ben, mağlubiyetlerde siz. Şampiyonluk kupası, Türkiye kupası, şey kupası ne bir tane de aldık ya. Süper kupa alınırken biz yokuz. Başarısızlıklarda suçlu konuşanlar. Bunları aşmamız lazım arkadaşlar. Diyeceksin ki bu nereden? Bunlar yerini buluyor. Dostlarım buluyor. Dua ki ben bölge müdürüyüm. Size anlattım evimi satamadım. Dört ay evvela. Ah, ah arkadaşlar siz de şanslısınız. Satabilseydik Bugün başka bir konumda, başka bir yerde, başka bir şeyler diyordum ben. Orada işte ağzımızı... Bugün hatta espri yapacaktım ya. Bantlayacaktım öyle. Kapatacaktım ağzımı, böyle size karşı duracaktım. Böyle. Nasıl? Böyle Serdar istiyorlar ha. Böyle Serdar istiyorlar. Benden öte diyorum. Defterlere. Elbet bir gün geriye dönük. Ya Trabzonspor'un şampiyonluktan kim mutsuz olur ya? Trabzonspor'un eski futbolcusu. 500 kişi varsa alayı. Arada Ufak tefek ayrı kodlara çıkacak. Ya Trabzonspor'un eski futbolcusundan Trabzonspor'a ihanet beklenir mi? Hainlik beklenir mi? Olur mu öyle şey ya? Bu kutsal formaya giymişiz ya. Kıvanç duruyoruz, övünç Şampiyonluklarda geberiyoruz ya. Olamadığımız zaman üzüntü. Bana ne ya? Trabzonspor berabere kalmış. Durumu da iyi. Düşme potansiyeli de yok. Şampiyonluk şansı da var. Şeylerde ben almamışım. Hoca iyidir, Ahmet iyidir, bilmem neydir diyeyim. Bakın ben başıma geleni kaç dakika oldu? 5, 10, 15, 20, 25. Bitiriyorum. Bir şey anlatayım. Lig TV'de konuşuyorum arkaya. İlk çıkma zaman, çıkıştan anlarım ya. Ben konuşmaya başladı. Ben daha evvelden söyledim size. Hiç kendi takımın eksini söyleyen bir Allah'ın günü yoktu. Ben takır 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 söylüyordum. Kırmadan, dökmeden söylüyordum ya. Ersun Yanal'ın doğrusunu da söylüyordum, eksiğini de söylüyordum ya. Ersun Yalal hocayken ikinci maçında gittik Manisa maçına. Kupa maçına. Holosko sağ açık oynuyor. 3-0 yenildik. Maçtan sonra biz de dinliyoruz kulaklıktan. Konuşacak biz de sonra konuşacağız. Dedi ki rakip takımda dedi Holosko gibi bir futbolcu varsa onu tutmak lazım dedi. Ya bakın şunu arkadaşlar ya. Rakip takımın antrenörü kendi. Manisa'dan geldi bize. Holosko'nun orada olduğunu biliyor. Rakip takımda Holosko varsa Holosko gibi futbolcular varsa onu tutmak gerekir dedi. E tutturacak olan sensin kardeşim. Aynen böyle dedim ya. Tutturacak olan sen değil misin dedim ya. Ben mi oraya sol bek koyacağım dedim. Bunu dedim diye bir şey olmuyor. Tabii bana bir şey diyemiyor. Diyemezler abi. Bana Allah'ın kulu bir şey diyemez. Bak bunu net söyleyeyim size. Yakarım bütün gemileri. Ben bunu dedim diye arkadaşlar <laughs> ya abi niye böyle falan filan diyorsun dedim. Sonra burada bir Ankara gücü maçı oynadık. Gökhan'da Santrofor Kayseri'den gelen biz de oynuyordu. İyi de oynadık ama maçın bitimine bir bir beraberiz. Beraberiz. Yani iyi de oynuyoruz ya yani hakkımız galibiyet. Gökhan'a bir faul vardı diye vermediler. Gökhan'a bir taf düşürdüler. Aslında o faul ötekinden daha hafifti. Verdi. 90 bir kestiler. Gökhan mı? Biri gol attı. 2-1. Son salise de attığımız goller Galip geldik ve ben hocanın oyuncu değişikliklerini met Doğru değişiklikler yaptı. Doğru bir şeyler yaptı. Ya bana ne Ersun'dan bilmem ne de ya ben zaten temelinden söylüyorum Ersun'dan yani o beni sevmez ben onu sevmem. Ama iyi iş yaptı ya. Şimdi ben adamın iyi iş yaptığını niye söylemeyeyim? İyiyse iyidir arkadaş. Doğru hamle yapmışsa doğrudur. Ben dedim ki harika oyuncu değişiklikleri yaptı. Takımın kondisyonu çok iyiydi. Hak edilmiş bir şey yaptı. Bunu dedim bundan dolayı Ersun'u kutlarım dedim. Ve ben, maç bitiyor, futbolcular şey yapıyor, e, yıkanıyorlar, yıkandıktan sonra giyiniyorlar, gidiyorlar. Biz yayına devam ediyoruz. Bitti, maç bitmiş, bilmiyorum. Burada eski bizim, benim çok samimi arkadaşım, harika bir adam, delikanlı adam, Süleyman Hacı Salihoğlu'nun Süleyman Lokantası vardı. Oraya, Süleyman da iyi bir Trabzonspor, iyi bir idareci, oraya bir yeri kapatı yemek vermişler Trabzonspor onlara. Ben de Beyin Sport'tan gelen arkadaşlarımı da ben de Süleyman'da telefon açtım. Bana da bir masa yaptılar. Ama başka mı yerde? Ben on bittim bilmiyorum oraya gittim. İçerki odada o sevinmek kıyamet güzel. O sene biliyorsunuz şampiyonluğu elimizden kaçırdık. Ersun zamanında da şampiyon oluyorduk. Elimizden kaçırdık. Son dakikalarda kaçırdık yani. Allah için şimdi yiğidi öldür hakkını ver yani. Hayretin Salihoğlu çağırttı beni falan filan içeri girdim. Ee, o Serdarcı Mersin Hoca sarıldı bana işte böyle. diyorlar beni ya işte böyle. Nasıl işte böyle ya? Hak ettiğiniz için ben sizin yaptığınız doğru şeyleri söyledim. Hak etmediğiniz ne bekliyorsunuz? Hak etmezsek bile bizi koru. Ya ben sizi koruyorum yaptığınız yanlışları söyleyerek işte arkadaşlar. Başıma geleni söylüyorum size arkadaşlar ya. Vallahi billahi ya. Bir yıl uğraştılar ben Lig TV'den dediğim diye onların eksiğini söylüyorum. Yaptığı yanlışları söylüyorum diye. Trabzonspor yaptığı yanlışları söylüyorum. Şansal büyük ayı doldurdular. Bakanlarla şunlarla bir yıl uğraştılar. Bir yıl sonra bir, iki, bir sezon sonra ben gitmedim. Gücümü ancak bir yılda yıkabildiler. Öyle Beşiktaş'ta oynamış, Trabzonspor'da oynamış, milli takımda oynamış, babası Fenerbahçe'de oynamış. Ağzı laf yapar, delikanlı, hiç yanlış olmayan Serdar'ı, sosyal olan, arkadaş çevresi çok olan Serdar Bali'yi yıkmak kolay diye arkadaşlar. Öyle ağzımda laf yapar, geçmişi de hiç unutmam. Yani anlatmak istediğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben dostum, dost. Trabzonspor'u futbolcudan yanlış çıkmaz ama eksiğini söyleyeceğim. Ya söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Dostum, arkadaşlar. O yüzden diyorum ki Allah'ınızı dininizi seversen. Gelin 3-5 dakikada diyeyim gene yarım saat oldu. Hiç olmasa bir dakika bir saat olmasın. Saat aldım gözümün önüne. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok büyük borcumuz var. Batmışız. Biz değil. Türk futbolu batmış. 4 tak 3 takım İstanbul daha da büyük. Bankalar arası anahtarı vereceğiz diyor ya Ali Koç diyor. Anahtarı vereceğiz. Sayın Ali Koç konuşmada şeyde işte külliyedeki konuşmada öyle söylemiş okudum. Doğru. Ama bizim yüzümüzden ya bizim vergi borcumuz var. Devlet vergi borcunu almıyor. Senin borcunu öteletdiriyor Daha ne yapsın devlet ya? Biraz da sen yap kardeşim ya. Sen mecbur musun 37 tane yabancı futbolcu almaya canım? Ya ben vallahi devlet olsam Kulağından tutarım ya. Yabancı hakkı, yabancı hakkı serbest tamam falan filan. Her şey serbest. Böyle şey yok. Yasaklı bir ülke değiliz falan da. 37 tane futbolcuyu almak zorunda mısın kardeşim? Sessiz oluyor değil mi arkadaşlar? Lütfen arkadaşlar. Ahmet canlarımız var. Uğurcanlarımız var. Her şeye rağmen Abdülkadir'lerimiz var. Alınan futbolcular iyi arkadaşlar. Tağımız var. Enis var. Yus Kazımcan var. Batuhan var. Aşağıdan gelen bir sürü futbolcu arkadaşlarımız var. Vallahi billahi aynı anda sahaya çıkartırsak onları geçmişte aynı anda sahaya çıkartırsak Antalya'dan 8-7 öteki diye öyle olmaz. Marak, Marek abileri var. Marek abilerinden öğrenerek sahaya çıkacaklar. Hugo abileri var. Larsen var. Görecek şey. Mark Batra var. Görecek bir stoper. Böyle bir stoper olmayacağını. Böyle stoperlik olmadığını. Görecekler. Öğrenecekler. Başakşehir'e Empriano var. Oraya bakacaklar yıllardır. Nasıl stoper oynandığını. Dostlarım. Bu çocuklara yuvalamayalım destek çıkalım. Biz şu anda 7. veya 8.yiz 22 puanımız var. Geçen sene kadroyu bozmasaydık 26-27 puanımız vardı. Diyelim ki gençleri oynatsaydık 13. 13. olsaydık 18-19 puanımız vardı. Ha 18 ha 19. O çocuklar oynayacaklar. Bir dahaki sene takımın iskeleti olacaklar. Tekmeyi tokatı yiyecekler. Tecrübelenecekler. Onların yanına alacağız. Haaland diye bir futbolcu aldılar. 100 milyon euro fazla para verdiler Manchester City'ye. Kendisi Pound, haftalık pound alıyor. Dünyanın parasını. 23 yaşında 10 sene sonra milyar doları olacak olan bir futbolcu. Bu kadar para verir mi insanoğluna? Verilir. O 100 aldı 200 kazandırdı. Ben 35'lik futbolcuyu almak istemiyorum. En ufacık darbede sakatlanmış. Bakın ben vallahi billahi bana deyin ki Serdar abi şu topu korner dizkisi değil. Ondan sonra kaleye yakın çizgiden diyor. Kaleye Topu havaya kaldır. Kaldırabilirsem Allah benim belamı versin. Sol dizim ağrıyor. İç minisküsüm var. Dış minisküsüm var. Ayaklarımdan topu ileri doğru vuramam. Bitmiş adelem benim. Bitmiş. Benim dışıma mihrabıma bakırıp abi ya ha, genç kaldı ne oynarsın şimdi. Ne oynarsın da sahaya çıkamam ben. Bitmiş adeleler. O adeleler de 33 yaşında 35 yaşında. Benimkinin yarısı kadar da dostlarım. Arkadaşlar. O yüzden gençlere sahip çıkalım. Gençlere siz sahip çıkın. Siz beni takip edenler vallahi nitelikli takipçilerimsiniz. Bir günden bir güne geçmişte bir ara bir defa demiştim. Bir günden bir güne size bana abone olun demeyeceğim, yalvarmayacağım. Olursanız anlatırım, olmazsanız da anlatırım. Anlatırım. Arkadaşlar vallahi anlatırım bu takımdan daha iyi kadro çıkar. Daha iyisi olur. Ama şampiyonluk şansımızı çok zedeledik arkadaşlar. Ancak bu formanın arkasına, boş formanın arkasına sizler giderseniz bu iş olur. Bir kez daha söylüyorum. Milyon dolarlık İstanbul'daki Fenerlilerle bir de Trabzonlularla değil. Fenerlilerle muhabbetinde Trabzonspor'un futbolcularını kimse kötülemesin. Akyazı stadının altı diye kimse hakaret etmesin. O Atya stadının altı varken de 3 kupa aldı bu takım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Cuma günü derleyip toplayıp daha güzel şeyler söyleyeceğim. 56 dakika biraz fazla geldi bana. Düşürdük gene ama gene o kadar oldu. Allah emanet olun. Görüşürüz.